zincir çekiyoruz. 1, 2, 3. Başına doluyoruz. Bir önceki halkanın göbeğinden ikili trabzan oluşturuyoruz. Burada anlaşılmayan bir şey var mı? Yok. Bundan kaç tane yapacağız? Şimdi 31. Sayılarımız bu. 31. Medium için 31 tane. Tamam. Siz burada yaptınız. Şimdi bu şekilde bir halka oluşturuyoruz. Bunu ben biraz küçük sayılar yaptım ama bu 31 olarak düşünün bunu. Tamam. Tamam mı? Bunu yaptık ve birleştiriyoruz. Halkamızı kapatıyoruz. Ve sonrasında devamlı başlıyoruz. Hemen onu da şurada göstereyim ben size. Burada önemli olan şu, dikkat edeceğimiz konu şu ki, önce köşeyle başlıyoruz. Ben hazırlamıştım, hemen söküp köşeler önemli burada. Tamam. Halkamızı birleştirdik. 4 tane zincir çekiyoruz. Başına doluyoruz. Halkanın içine bir tane doldurduk. İkili trabzan yaptık. Bir zincir çekiyoruz. Tekrar aynı halkanın içine. Bakın 3 tane olmuş oluyor. Evet. Bir tane başlangıç, ortası ve üçüncüsü. Bir zincir çekiyoruz. Başına doluyoruz. Bir sonraki halka. Bir. Burada halka, ikili trabzanı çekmiyoruz. Yarım kapatıyoruz. Başına doluyoruz. İkinci kez bir yarım trabzan yapıyoruz. Bir daha kapamıyoruz. Üçüncüyü yapıyoruz. Kapamıyoruz. Üçüncüyü kapattık. Üçünü bir defada. Pirinç oldu. Sonra tekrar köşeyi yapıyoruz. Hemen köşeden başlıyoruz. Bir tane ikili trabzan yaptık. Bir zincir çektik. İkinci trabzanımızı yaptık. Bir zincir çektik. Aynı halkaya üçüncü trabzanımızı yaptık. Şimdi köşeler oldu. Bir zincir çekiyoruz. Ve tekrar üçlü. Bir. İki. Kıymet Hanımcığım. Çok teşekkürler. Bak, kapattık. Şuna dikkat ediyoruz. Mutlaka köşeyle başlıyoruz. Üçlü dolgu, köşe ve üçlü. Bu mutlaka her başlangıçta olması gereken. Sonra artık ne yapıyoruz? Üçlüden sonra birle. Şablonu yayınlayacağız arkadaşlar. Tabii ki. Tabii ki. Bu şekilde. Şu anda Meksika pançosu yapıyoruz. Ne yapıyorsunuz diye soran arkadaşlar için. Zaten yayınımız 24 saat boyunca Instagram'da olacak. Baştan siz tekrar bakabilirsiniz. Evet. Şimdi ben bu aşamadan aynı sıradan devam ediyorum. Zamanı da iyi değerlendirmek için hazırladım bazı şeyleri. Tamam. Harika. Bakın. Bir üçlü, bir tekli. Bir üçlü, bir tekli. Diğer köşeye kadar. Yani sayımız neydi? 31. 6'yı çıkartıyoruz. 25. 12'ye böleceğiz. Yani 15, 12, 15, 12. 26, 26 olarak yapacağız. Ve köşemize geldik. Bakın. Buraya kadar aynı şekilde yapıyoruz. Şu köşe ve şurası. Evet. Bir üçlü, bir tekli. Bir üçlü, bir tekli. Rahat gözüküyor. Tamam. Şimdi köşeye geldik. Yine orayı da sökeyim ben. Köşemize geldik. Ne yapıyorduk? 3 tane aynı halkanın içine trabzan yapıyoruz. İkili trabzan. Aralara birer tane zincir çekiyoruz. Görülüyor değil mi köşe? Evet. Bir zincir. Tekrar bir sonraki halkaya üçlü. 1 2 3. Burada trabzanları yarım çekip sonradan hepsini beraber kapatıyoruz. Tamam. Bir zincir. Tekrar köşeyi özellikle anlatmak istiyorum. Köşe önemli çünkü arkadaşlar. Köşeyi dönmek her zaman önemli. Çok güzel.
Çocukluğumuzda zeytinyağı kuyrukları vardı. Değil mi? Hiç katıldın mı? Tüpler. Az mı tüp bekledik? Orada bir köşeye döndük. Tabii, orada. Ah şu köşeyi bir dönsem. Ah şu köşeyi dönsem. Kuyrukta diye ilerledik. Aynen. İşte bakın. Şimdi ne yapıyoruz? Köşeler bitince bir zincir. Bir sonraki arkaya üçlü. Bir. Hı-hı. İki. Oluyor böyle. Bir zincir. Aralarda hep bir zincirimiz var. Tekli trabzan, ikili. Tek bir tane trabzan yapıyoruz. Yine üçlü. Sadece köşelerde değişiklik var burada. Onun dışında yapacağımız işlem hep aynı. Burada da ipimiz. Evet. Bu ip farklı değil mi? Bu şimdi Nakon'un pırlantasıyla yaptım. Renkler çekimde iyi gözüksün diye. Hı hı. Ama biz örerken neyi kullanıyoruz? Süper ince. Nakon'un süper incisi. Evet, şöyle. Yine orada da çok alternatif renklerimiz söz konusu. Ve alt tarafında Nakon'un Vals. Rengarenk. Bu her bir renk bir sıra oluyor. Şahane. Evet, evet. Devamlılığı. Aynen. Hiçbir şekilde ip bağlama şeyleri uğraşmıyoruz. Bunu bu şekilde yaptık arkadaşlar. Böyle ilerliyoruz. Hı hı. Bu bir dikdörtgen olacak sonuçta. Evet. Bu şekilde bir halka yapıyoruz. Köşeyi burada görelim. Hı hı. Şimdi o köşeyi anlatmak için zaten buraya özellikle geldik. Şimdi burada köşede halkayı nasıl birleştireceğiz? Önemli olan burada bir nokta var. Bu çok çok önemli. Aksi takdirde kayıyor çünkü. Evet. Şimdi bakın sıramız bitti ve birleştiriyoruz. Bir önceki başladığımız noktada 1, 2, 3... Üçüncü zincire batıyoruz. Halkayı birleştirip kapatıyoruz. Fakat bunu yürütmemiz lazım. Bakın bir tane burada yürütüyoruz. Hı hı. Bir tane de halkanın içine kadar yürütüyoruz. Yani orta halkaya kadar, şeye kadar, trabzana kadar yürümüş oluyoruz. Sonra? Evet. Burada dört zincir. İki, üç, dört. Başına doluyoruz. Ve bakın bu noktaya. Aynı noktaya. Aynen. Üç, ortadaki trabzanın tepesindeki boşluğa. İki. Köşemizin ikinci bacağı. Hı-hı. Ve üç. Bunlar artış noktaları. Hı-hı. Bakın. Şurada yapıyoruz. Şurası. Şu köşe arkadaşlar. Hı-hı. Şurası. Umarım ışık gelir. Güzel görünüyor. Tamam. Bakın üçlü sacayanı yaptık, köşemizi yaptık. Hı hı. Bir zincir çekiyoruz. Hemen buradaki teklilerin üstünde bu sırada bu sefer ne yapacağız? Teklilerin üzerinde üçlü, üçlülerin üzerinde tekli yapacağız. Hemen tekli geliyor. Hı hı. Doğru akış budur. Teklinin üzerine üçlü yapıyoruz. Bir, iki, üç. Hepsini beraber çekiyoruz. Bir zincir. Başına doluyoruz. Aslında bu modeli birçok şeyde uygulayabiliriz. Çok, çok güzelmiş. Evet. İnanılmaz güzel ile. Evde diz battaniyesi yapın, bebek battaniyesi yapın. Hırkalarda. Burçin'cim, Tijana'nın çekilişe katılmak için ne yapabilirim diyor. Fotoğrafın altına 3 arkadaşını etiketleyerek. Evet. Bizim bugünkü yayını duyurduğumuz fotoğrafın altına 3 arkadaşınızı etiketleyerek yorum yazabilirsiniz. Şimdi bak, teklinin üzerine 3, üçlünün üzerine tekli yaptık. Hı hı. Bir zincirimizi çektik. Buradaki ilk teklinin üzerine yine üçlü yapıyoruz. 1, 2, 3. Kapatıp bir zincir yapıyoruz. Başına doladık. Ortadaki köşenin orta ayağına geldik. Şimdi burayı ne yapacağız? Burada köşe yapacağız. Evet. İkinci trabzanımız. Bir zincirimiz ve üçüncü trabzanımız. Nurcan Hanım, bedenlerde farklı ölçüler. Onları yine verelim. Burada görünüyor. Small için 27 halka, medium için 31 halka, large için 35, X large için de 41 halka gerekiyor.